Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5'in TYT matematik denemelerinin ilkinin geometri sorularını sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıda bir otomobilin hız göstergesini oluşturan bir çember yayı ile eşit aralıkta oluşturulmuş hız değerleri vardır. Çember yayı tüm çemberin 5 bölü 6'sı kadar uzunluktadır. Çember yayı tüm çemberin 5 bölü 6'sı kadar uzunluktaysa 300... 360 tabi 5 bölü 6'yı çarpalım. Kaç derecelik yaya denk geliyor? Onu bulalım arkadaşlar. Şunları sadeleştirirsek 300 derecelik bir yaya denk geldiğini söyleyebiliriz. 300 derecelik bir yaya denk geliyor ama sıfırdan 180'e kadar olan hız verilmiş burada. Yani bizim 180 kilometrelik hızımız aslında 300 derecelik yayı gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Soruda ne sormuş peki? A noktası çemberin merkezi olduğuna göre otomobilin 80 km hızdan 140 km hıza ulaşması için gösterge merkezde kaç derecelik açıyla değişmelidir? 80'den 140'a çıkmamız demek 60 kilometrelik bir Ekstra hız yapmamız demektir arkadaşlar. 180 kilometrelik hız 300 dereceye denk geliyorsa doğru orantı yapacağız. 60 kilometrelik hız kaç dereceye denk gelir diye soracağız. Bakın 60-180'in 3'te 1'i x'imiz de 300'ün 3'te 1'inden 100 derece olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımızın olması gerekir. Evet arkadaşlar 32. sorumuza devam edelim. Aşağıda birinci şekildeki yerden yüksekliği 1 metre uzunluğu 2 3 metre olan yere paralel açılır kapanır bariyerin ucu. İkinci şekildeki gibi bariyer açıldığında yerden en fazla 4 metre yükseklikte olabilmektedir. Buna göre bariyer yukarı doğru en fazla kaç derecelik açıyla açılabilir diye sorulmuş. Diyorum ki hemen şuradan bariyerimizin şu kapalı yere dik hali olan 2 kök 3 metreyi bir çizelim şöyle arkadaşlar. Şöyle yapsak. Şuraya gelse aslında buranın 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Şurası 90 derece. Çünkü kapalı durduğunda 90 derece şeklinde durmuş olacak. Şimdi biz yine şuranın kaç metre olduğunu biliyoruz. 1 metre olduğunu biliyoruz. 4 metrenin 1 metresi buradaysa buraya kaç kalmış olacak? 3 metre kalmış olacak. E, Tabi burası uzaklık belirttiği için buranın da dik Şuranın da şöyle dik olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 4 metrenin 1 metresi burada kaldı. Buraya 3 metre kaldı. Bariyerimizin uzunluğunun 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Şurada Pisagor yaparsak şu uzunluğumuzu kök 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 12'den 9 çıktı 3. O da kök 3 verecek bize. Peki bu hangi üçgen? Bakın bence burası 30 derece olmalı. Çünkü 30'un karşısı kök üçgen 90'ın karşısı 2 kök 3'e 2 katı olur. Burası da 60'ın karşısı olmalı ki kök 3'ün kök katından 3 gelmiş olsun. Demek ki bariyerimizin şuradaki maksimum açıklığını veren açımız 60 dereceymiş arkadaşlar. Bize de zaten en fazla kaç derecelik açıyla açılabilir diye sormuştu. Açımızın 60 derece olması gerekir. Evet diğer sorumuza geçelim. 33. sorumuz aşağıda birinci şekilde keskin kısımları doğrusal eş iki koldan oluşan makas iki kolu arasında 40 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında ikinci şekildeki görünüm elde ediliyor. İkinci şekilde AK kolu sabit tutulup yani şurası sabit tutuluyor arkadaşlar. Sadece BL kolu döndürülüyor ve 30 derecelik bir döndürme yapılıyor. Bu durumda da üçüncü şekil elde ediliyor. X kaç derecedir diye sorulmuş. Ee, aslında bu tip sorularda şimdi bakın şu şuradaki merkez gibi düşünelim. Sanki çembersel bir hareket yapıyoruz. Şurasında bir yarıçap gibi düşünelim. Şuradan göstereyim. Burası da yarıçap, burası da yarıçap. Şunu biraz daha açtığımızda burası da yarıçap. Sanki burada bir çemberimiz var gibi düşünelim. Ben böyle 3 tane eşit uzunluk verilmişse yani çembersel bir hareket yapmış gibi düşünüyorum. Şöyle çember çizmek istiyorum. Burada da aynısını yapabiliriz aslında. Şöyle K'dan L'den ve L üstünden bir çember geçirebiliriz. Aslında şuranın zaten 40 derece olduğunu söylemiş bize. İkinci durumda da şuranın ekstradan 30 derece daha açıldığını söylemiş. Burada bakın merkez açımız 30 derece oluyor. Şuradaki x'imiz de 30 derecenin gördüğü yayı gören çevre açı. Biraz daha yaklaştırırsam arkadaşlar. Şuradaki x'imiz 30 derecelik merkez açının gördüğü yayı gören aynı yayı, l, l üstü yayını gören çevre açı oluyor. Aynı yayı gören çevre açı, aynı yayı gören merkez açının yarısı oluyordu. O zaman x'imizin de 30 bölü 2'den 15 derece olması gerekir arkadaşlar. Demek ki aradığımız bu açının 15 derece olacağını biz söyleyebiliriz. Doğrucağımızın 15 olması gerekir. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Erkan formül kitabından en kenarlı düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsünün nasıl hesaplandığını öğrenmiş. Erkan bir ABCDEF düzgün altıgenin içine bu altıgenle bir kenarı ortak olan bir beşgen çiziyor demiş. Bir çizelim arkadaşlar onları. Şimdi şuraya bir altıgen çizeyim ben. Güzelce çizmeye çalışayım. Şöyle yapalım. Şöyle 3, 4, şurası 5 olsun. Şurası da 6 olsun. Bunun içinde de bir beşgen çizeceğiz. Şimdi şu E ve D'yi kullanacağız. Şöyle yapalım. Şurada kullanmaya çalışalım. Ee, şurası F olsun. E olsun. D. C. B. Şurada A olsun arkadaşlar. E, D, K, H, G. Sanırım şuradan saymamızı istemiş. E, D, K, H, G. Bu sefer bir beşgen çizeceğiz. Şöyle 2 3. Şöyle birleştirsek beşgenimizi çizdik. E, D. Şurası K olsun. Şurası H olsun. Burası da G olsun. Demiş ki BE ve HK'nin kesiştiği nokta. HK zaten çizilmiş. Biz BE'yi çizelim arkadaşlar. Zaten bizimki düzgün altıgen olduğu için BE'yi çizdiğimiz anda aslında 120 derecelik altıgenin bir iş açısını iki eş parçaya ayırmış olacağız. Buralar 60'a 60 olacak. Burası da 60'a 60 gelmiş olacak arkadaşlar. Şuraya hemen 60'ı ben bir yazayım. Bize nereyi sormuş arkadaşlar? E, şunların kesiştiği nokta L olmak üzere. Burası L noktasıysa BLK açısını yani şu açının ölçüsünü sormuş. Şuranın açı ortay olacağını söyledik. Düzgün altıgen olduğu için şu açı, e, kenar ortayı çizdiğimizde pardon köşegeni çizdiğimizde 60 60 ayırır. E, Beşgenin bir açısının zaten 108 olduğunu biliyoruz. Burası da 108 derece. E, şimdi şurada bakın 1, 2, 3 dörtgen oluşmuş. Bu dörtgenin iç açılar toplamı kaç olmalı? 360. Şuraya ben Y açısı deyim. E, Y artı 108 artı 108 artı 60 yazdığımda kaça ulaşmam lazım arkadaşlar? 360'a ulaşmam gerekiyor. Y artı 260, 276 eşittir kaç olmalı? 360. 276'yı karşı yatarsam Y'miz buradan kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 84 derece mi gelecek? 84 derece olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Ee, şimdi bu Y84 bize Y'nin bütünlerini, diğer tarafını soruyor. 180'den zaten Y'yi çıkartarak bunu hesaplayabiliriz. 180-84 dersek aradığımız açıyı da 96 derece olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Demek ki BLK açısının 96 derece olması gerekir. Evet yandaki sorumuza geçelim hemen. Yine şöyle biraz büyütelim. Ne demiş bakalım. Aşağıda birinci şekilde bir cep telefonunun ekranında bir dik koordinat düzlemi ve Merkezi başlangıç noktasında olan bir daire görüntüsü vardır. Birinci şekildeki ekran görüntüsü baş ve işaret parmağı ile orantılı biçimde büyütülerek ikinci şekildeki ekran görüntüsü elde ediliyor. Orantılı bir şekilde büyümüş. Buna göre ikinci şekildeki A ekranda A noktasına karşılık gelen koordinatlar nedir diye sorulmuş. Bakın A noktası burada verilmiş arkadaşlar. Aslında ee, daire görüntüsü diyor, çember görüntüsü. Burası orijin gibi düşünelim. Orijin zaten değil mi? Orijin olarak verilmiş. Şimdi şurası eksi 6 burası 6 aslında merkezi sıfıra sıfır olan yarı çapı 3 birim olan bir çember denklemi buradan onu yazarak ilerleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar İsterseniz oradan yapalım. Şimdi şu çemberin denklemi nasıl yazıyorduk x kare artı y kare eşittir 3'ün karesi olarak yazıyorduk arkadaşlar burada ekran büyütülüp şurada 9'un olduğu yere öyle değil mi? Bizim 3'ümüz gelmiş arkadaşlar. Aslında 3 katına çıkartılmış. Bizim koordinatlarımız kaç katına çıkartılmış? Yani 3 katına çıkartılmış. Şuradaki noktanın koordinatı sorulmuş. ikinci şekildeki ekranda A noktasına karşılık gelen nokta. Şimdi 3 katına çıkartıldıysa normalde şurası 6 birimse öyle değil mi arkadaşlar? Artık buranın 6 bölü 3'ten kaçı gösteriyor olması gerekir bize? 2'yi gösteriyor olması gerekir. Çünkü 9 olan yere 3 gelmişse 6 olan yere de 2 gelir. Aslında bunu da yine şöyle bir çember gibi düşünürsek. Öyle değil mi? Yine burası orijin Şu a noktasının koordinatlarına baktığımızda apsisinin 2 olduğunu görürüz. Çünkü burası 2 birim. Bize aslında ordinatı soruluyor. Ordinatına da biz k diyelim. Peki bu 2 virgül k noktası. Şurası k'ya denk geliyor. Bizim bu çemberimizin üzerinde yine arkadaşlar. E, bence denklemde yazdığımızı sağlaması gerekir. x'in yerine 2 yazalım. 2'nin karesi 4. Artı y'nin yerine de k yazalım. k kare eşittir 9 olmalı. k kare de buradan 5 gelir. k'mız da artı eksi kök 5 gelmiş olur arkadaşlar. E şimdi bizim bileşenimizin yani ordinatımızın pozitif kısımda olduğunu görüyoruz. Şurada birinci bölgemizde. Demek ki eksi kök 5'i değil artı kök 5'i alacağız. Birinci bileşenimiz 2 idi. İkinci bileşenimiz de buradan kök 5 olarak bulundu. Demek ki A noktasının koordinatlarının 2 virgül kök 5 olması gerekir arkadaşlar. Doğru cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. Çember denkleminden kolaylıkla çıkmış oldu. Evet bir sonraki soruya geçelim. Ne demiş? Gizem bir ABCD karesinin BD köşegeni üzerinden bir K noktası belirlediğinde. Hemen bir ABCD karesi çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şuraya ben bir çizmeye çalışayım. Şöyle. Şöyle yazalım. A, B, C, D diyelim. BD köşegeni üzerinden demiş. BD'yi şöyle birleştirelim arkadaşlar. Bir K noktası belirliyor. AKD 60 olacak. O zaman K'yı şuradan bir yerden belirleyelim. Çünkü köşegene çizsek 90 derece gelir. Şurası 90'dan küçük olsun. 60 derece. Burası K noktası. ak 2 kök 3. Şuranın 2 kök 3 olduğu verilmiş. Ee, karenin alanını soruyor. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan biz dik çekersek zaten köşegen olarak devam etmiş olacaktır. Şuranın 45 olduğunu, buranın da 30 olduğunu biliyoruz. 90'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı kök köküç, 3 gelecek. 60'ın karşısı kök 3 çarpı kök 3 gelecek. 45'in karşısı 3 ise 90'ın karşısı da 3 kök 2 gelmiş olacak. Yani bizim karemizin bir kenarı aslında 3 kök 2 birimmiş arkadaşlar. Alanını soruyor. 3 kök 2'nin karesini alırsak alanımızı bulmuş oluruz. Bir de bu da bize 18 cevabını vermiş olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda birim kareli kağıt önce K1 katlama hizasından sonra katlanan kağıt K2 katlama hizasından tekrar katlanıyor. Katlanan bu kağıt D doğrusu boyunca kesilip açıldığında büyük parçanın çevresi kaç birim olur? Yani iki kere katlanmış. Öncelikle şu yukarıdan bir katlama olmuş. Daha sonra sol taraftan sağa doğru katlama olmuş. Daha sonra şuradan bir miktar kesilmiş. Kesilip atılıyor. Şuradaki üçgen tamamen çıkartılıyor. Kalan büyük parçanın çevresi kaç birim olur demiş. Öncelikle ben şuradan hareket etmekten yanayım. Yani şu bölgeyi bir açalım arkadaşlar. Çünkü üstte bu kağıdımız var. Yani şurada ikinci kesimde katlanan kağıdımız var. Bunu açarsak kalan kısmını buradan giden sadece şu üçgen. Üçgen gitmiş şekilde açacağız. Şöyle 3 birim şurada bakın burası 3 birim burası 4 birim 4 birimde aşağı gelelim şöyle şimdi şu üçgen gitti ama şurası halen duruyor açtığımızda o da buraya gelmiş olacak şu şekilde bir şekil oluşacak arkadaşlar şimdi bunu açtığımız zaman artık altta şu katlanan kağıt çıktı meydana bunu şimdi yukarı doğru açacağız o kağıdın da şurasından şöyle bir üçgen gitmiş oldu yani şu kısmı duruyor açtığımız zaman bu kısmın aynısını yukarıya açmış olacağız yani burayı yukarıya açtığımızda şu üçgen gittiği için şöyle bir şey gelecek şuradan da Şuraya birleştirip arkadaşlar öyle değil mi? Ee, şeklimizi çizmiş olacağız. Şöyle yapalım. Şuradan birleştirdik. Şimdi bu şeklin çevresi sorulmuş bize arkadaşlar. Bir bakalım. Ee, şimdi şurada zaten hep 3, 4, 5 üçgenlerini görüyoruz. 3, 4, 5 var. 3, 4, 5 var. Buna göre uzunluklarımızı yazmaya çalışalım. Şurası bir kere başlı başına duruyor arkadaşlar. Şurası. Çünkü şurası tamamen çıkartıldı. Burası 6, 8, 13 üçgeni olduğu için ben şu uzunluğun kaç birim olduğunu söyleyebilirim aslında. 10 birim olduğunu söyleyebilirim. Şu açılan kısım şuradaki üçgenin kenarı 3, 4, 5 olduğu için burası 5 birim. Şu açılan kısım yani şurası şuradaki 4 birimlik uzunluk arkadaşlar. Şuraya baktığımızda burası da arkadaşlar yine yukarıya açılan bu 4 birim uzunluk yukarıya açılmış oldu. Orası da 4 birim. Şuraya baktığımızda 3 buradan 3 buradan 6 birim. Şurası da şuradaki üçgenimizin uzunluğu yani 3, 4, 5 birim gelmiş olacak arkadaşlar. Oluşan yeni şeklimiz bakın şurası. Tekrar çiziyorum şu şekilde. Bunun bütün kenar uzunluklarını hesaplamış olduk. Bunları bir toplayalım. 10, 15, 4 daha 19, 4 daha 23, 6 daha 29, 5 daha 34 olarak oluşan yeni şeklimizin çevresini söylemiş olacağız arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. Ne demiş bakalım arkadaşlar? Şekil 1'de 2 eş dikdörtgen tahtadan oluşan bir yemek masasının üstten görünümü yer almaktadır. Masanın üzerine kare şeklinde bir desen Vardır. Bu eş iki dikdörtgen tahta sağa sola çekilip ortasına alttan gelen dikdörtgen parça eklendiğinde oluşan büyük sarı desen iki köşesi masanın kenarları üzerinde bulunan kare oluyor. Yani bunu açtığımızda da yine şurada tamamlarsak şu şekilde arkadaşlar. Gerçi yeni bir şekil gelmiş alttan. O da bunları bir kareye tamamlamış yine. K ee, KL eşit MN eşittir 30. Yukarıda onu vermiş e, ee, KL eşit ne? LM'de 60 birim olarak verilmiş. Buna göre masanın alanındaki artış nedir demiş. Masanın alanındaki artış aslında şuradaki dikdörtgen oluyor. Yani bakın şurada bir dikdörtgen oluşuyor ya arkadaşlar. A diyelim. B diyelim. Şu noktaya şuraya C diyelim. Şuradaki noktamıza da D dersek. Masanın alanındaki artış aslında burası olacak. Aslında benim aklıma şu da geldi. Masanın alanı deyince hani şunları falan da eklemeliyiz gibi geldi ama sanırım burada onları eklemeyeceğiz. Çünkü şuradaki yandaki kalınlığa dair bir şey söylememiş. Masanın alanında sanki orası da masanın alanına dahil diye düşünüyorum. Ama o üst yüzeyin alanından sormuş arkadaşlar. Üst yüzeyin alanına kadar artar diye sormuş. Şuradaki ABCD dikdörtgenin alanını sormuş aslında. Şimdi ben diyorum ki biz bu şekilde şöyle tepeden bakarsak aslında şöyle bir şekil oluşacak. Bir karemiz var. Şimdi açtığımızda artışı sağlayacağız. Normalde karemiz şu şekildeydi. Yani şu ikisinin birleşimiyle oluşuyordu. Açtığımız zaman şu şekilde bize dahil olunca yine bir kare oluştu. Ama bizden istenen alan da şurada oluşan dikdörtgen. Bakın ona dikkat edelim. Şurada oluşan bir dikdörtgen var ya o bizden istenen alan. Yani soruda aslında bunu istiyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl bulacağız? Normalde bakın yukarıya şurayı kaç birim vermiş? 60 birim, 30 birim. Açtığımızda şu karemiz benim çizdiğimiz karenin şu köşe gene arkadaşlar aslında 60 buradan 30 buradan 30 buradan 120'ye çıkıyor. Normalde küçük karenin köşe gene 60 büyük karenin köşe gene 120. Çizdiğim şekle dönersek arkadaşlar aslında şuların 60 olduğunu biliyoruz. Ama şuradan birleştirdiğimizde köşe genimizin kaç olduğunu biliyoruz. 120 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuralar kaçar birim peki? Buralar burada bir kare olduğuna göre buralar 45-45 gelecek. 30 kök 2'ye 30 kök 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi buralar 30 kök 2, 30 kök 2. Peki şurada da simetrik bir açılma olduğu için burası 60. Şunun fazlalığı 60 birim. 120-60'dan. Bu 60'ın 30'u burada olacak. 30 da buraya denk gelmiş olacak. Buralar 45 olduğu için e, bu da 45-45 90 üçgeni. Burası da 30 gelecek arkadaşlar. Burası da 30 gelecek. Aynı mantıkla buralarda 30'a 30 gelmiş olacak. Aslında ben şuradaki dikdörtgenin alanını bulmaya çalışıyordum. Uzun kenarı zaten belliydi. 120 birim. Burası 120 idi. Kısa kenarı da 30 artı 30'dan 60 gelmiş oldu. E bana bu dikdörtgenin alanı soruluyordu. Çünkü benim masamdaki alan artışı bununla belirlenmişti. 120 çarpı 60'tan toplam artışın 7200 santimetre kare olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. E doğru cevabımızın kaç olması gerekir? 7200 olması gerekir. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Birim kareli kağıt önce D1 doğrusuna göre katlanıp K noktasına ıslak mürekkebinin diğer taraftaki K1 noktasında iz bırakılması sağlanıyor. Şimdi daha sonra da açılıyormuş kağıt. Şimdi bu K başka bir yerde iz bıraktı ya tekrar başka tarafa katlanıp burada oluşan izinde yeni bir iz bırakması sağlanıyormuş. buna göre demiş arkadaşlar son oluşan iz hangi noktada olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar D1 boyunca katlandığımızda D1'e göre şu K'nın simetriğini alıp e, nerede iz bıraktığını bulmaya çalışacağız. E, fizikte de belki yapıyorduk. Yani yapıyorsunuzdur. Oradan hatırlarsanız. E, şimdi burada dikkat ederseniz şurası 1, 2, 3, 4 birim. Burası da 1, 2, 3 birim. Aslında şurada birleştirdiğimizde bir dik üçgen oluşuyor. Şöyle birleştirdiğimde K'nın R'ye tam dik şekilde ineceğini söyleyebilirim. Arkadaşlar 3, 4, 5 burada oluşuyor. 3, 4, 5 burada oluşuyor. Onun için şurayı birleştirdiğimde burada bir dikliğin oluşacağını tam R üzerine denk geleceğini yani R'ye göre K'nın simetrisini almam gerektiğini söyleyebilirim. Simetrik olarak alalım. Şimdi burada nasıl sağa 4 birim aşağı 3 birim gelmişsek bu sefer aynı şekilde sağa 4 birim aşağı 3 birim gittiğimizde K'nın şuradaki D1'e göre simetriğini bulmuş oluruz. R'den 4 birim sağa gidiyorum. 3 birim aşağı geliyorum. Hangi noktayı buluyorum? Şu noktayı. Bu noktan benim ne noktasıymış arkadaşlar? K1 noktasıymış. Burası K1 olduğu. Şimdi K1'in de aynı mantıkla şuradan geçen şu doğruya göre simetrini alacağım. Bu doğrunun ilerlemesi de bakın şöyle 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyor. Devam ettirdiğimde yani şu noktadan geçecek. Şöyle gidecek arkadaşlar. Bunun da simetriğini alacağım. Bunu da yine şurada yakaladığım üçgenle alayım. Bakın şey dikdörtgenle. Aynı mantıkta burada da bakın 1'e 2 yaptığımda, 1'e 2 yaptığımda şöyle birleştirirsem şuradaki noktama göre simetrik almam gerektiğini görürüm. Buraya da ben D noktası diyeyim. Şimdi K1'in D'ye göre simetriğini alacağım. 1 bir birim sağa, 2 birim yukarı gitmişim. 2 birim yukarı, 1 bir birim sağa giderek bu sefer de hangi noktaya ulaşmış olacağım ben? B noktasına olacağım. Demek ki K1'in de şuradaki doğruya göre YT'den geçen doğruya göre simetriği arkadaşlar beni tam olarak B noktasına götürmüş olacak ve ben K3 noktasını bulmuş olacağım. K3 noktasının nerede olduğu sorulmuş. E, tam olarak B'nin üstüne geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımızın B noktası olması gerekir. Demek ki K'nın önce D1'e göre simetrini aldık. Buradaki K1 noktası geldi. K1'in de şuradaki D2'ye göre simetrini aldığımızda da Tekrar B noktasını elde etmiş olduk arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda her biri eş birim küplerden oluşan ABC şekilleri gösterilmiştir. Buna göre bu şekillerin yüzey alanlarının büyüklükleri ile hangisi doğrudur demiş. Yani küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayalım diye sorulmuş. Şimdi ben diyorum ki temel şeklimiz bu olsun. Buna göre artma azalma nasıl oluyor onu bir yakalamaya çalışalım. Bununla şu şekli karşılaştıralım. Ortadaki şu 3 birim küplük e, dikdörtgen prizmamızı çıkartıldığında arkadaşlar. Aslında şurada birer birim küplük kayıp oluyor. Bize bakan yüzeydi ve bunun tam arkasında eksi 2 birim küplük bir e, alan kaybı pardon eksi 2 birim karelik bir. Alan kaybı oluyor ama e, şu üstteki 3 birim karelik e, yüzey tabana iniyor. Tabanda var şu anda orada bir kayıp yok. Ekstradan da bir şurada gördüğünüz 3 birim karelik yüzey ve bunun tam karşısındaki tekrar 3 birim karelik yüzeyi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bizim eksi e 2 bir azalmamız var bize bakan yüzeyle arka yüzeyden ama 3 buradan 3 de bunun karşısından 6 birimlik de artışımız olduğu için... 6 eksi 2'den aslında C'nin alanının B'den 4 birim kare fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla buraya bakalım. Şimdi biz bundan B'den bu sefer A'ya yani B'den şu iki tanesini çıkartıyoruz. Alanda nasıl değişiklik olacak? Yine yakalamaya çalışalım. Şimdi şu üst yüzeyin aynısı şurada var. Buradaki üst yüzeyin aynısı burada var, öyle değil mi? E şu sağ tarafa bakan yüzeyin aynısı yine sağ tarafta var, doğru mu arkadaşlar? E peki burada kayıp var mı? Onu yakalamaya çalışalım. Şimdi dikkat edersek şuradaki bir 2 tabana inmiş şuradaki buraya gelmiş onlarda bir azalma yok. Ama bana bakan şuradaki 2 birim kare ile bunun tam arkasındaki 2 birim kare burada kaybolmuş artık onları kullanamıyorum. oysaki onların da olması gerekirdi. Demek ki buradaki şekilde buradaki şekilden artı 4 birim kare fazlaya sahip arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar C B'den 4 fazlaymış. C eşittir B artı 4 yazalım alan olarak. B de A'dan 4 birim kare fazlaymış. Bu durumda en büyüğün C olduğunu görüyoruz daha sonra B daha sonra da A'nın olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Aslında bu sorularda bir yöntem daha var. Orada da inşallah başka bir soruda anlatalım. Size zaten karşımıza çıkar yine arkadaşlar.